Bunlar hayatımıza ne zaman girer? Biz sürücüsüz otomobillerle ne zaman seyahat ederiz? Onu bilmiyoruz ama bugünlerde otobüslerle seyahat ediyoruz. Hele hele şimdi neyi konuşuyoruz? İşte acaba kısıtlama mı getirilmeli? Mesai düzenlemesi mi yapılmalı? Neden dolayı? İşte raylı sistemlere ancak yarıdan yarıya ayakta binebileceksiniz. Metrobüslerde 1/3 oranında ayakta. Minibüs otobüslerde zaten ayakta, yolcu yok. Peki bu insanlar özellikle sabah trafiklerinde, akşam mesai eve dönüşlerde toplu taşımayı kullananlar nasıl olacak, nasıl yetecek? Dolayısıyla belediyelerde mevcut araç filosu yolcuların bu talebini karşılayabilecek mi? Bu soruya Ankara'dan bir cevap arayalım önce. Pandemi tedbirleri çerçevesinde toplu taşımada ayakta yolculuk sınırlandırıldı. Otobüslerde %30, metroda ise %50 sınırı aşılmayacak. Peki belediyelerin otobüs filosu talebi karşılayabilecek mi? Bu kapasite kullanım oranları dahilinde mevcut araç sayımızla yolcu talebinin karşılanabileceği öngörülmektedir. Ankara'da günlük 1 milyon 700 bin civarında olan toplu taşıma kullanan kişi sayısı koronavirüs salgını nedeniyle Eylül ayında %56 azaldı. 670 bine indi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri mevcut araç filosunun bu yükü kaldırabileceğini belirtti. Ancak pandemi sonrası dönem için otobüs ihtiyacı olacak. Normal süreçteki yolcu yoğunluk ortalamasıyla ilerleyen dönemlerde öngörülen yolcu yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda 300 adet araca ihtiyacımız olduğu ortaya çıkmaktadır. Toplu taşıma araçlarına yeni tedbirlere ilişkin bilgilendirici çıkartmalar yapıştırılacak. Raylı sistemlerde ve otobüslerde toplam 85 bin adet lütfen bu noktada bekleyiniz şeklinde mesafe uyarı stikeri bastırıyoruz. 3 gün içinde bu stikerler hazır olacak ve toplu taşıma araçlarımızda kullanacağız. Toplam 3 bin adet de bilgilendirme stikeri bastırıyoruz. Ankara'da 2013'te 1941 olan belediye otobüsü sayısı nüfustaki artışa karşın bugün 1547'ye düştü. Filoya yeni otobüsler katmak için süreç devam ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan görüşmeler neticesinde 254 adet CNG yani doğalgazla çalışan otobüs, 28 adet dizel otobüs alımı için süreç devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı yazılmıştır. Halihazırda bakanlıktan onay beklemekte.